60. Asya Pasifik Yayın Birliği ABU Genel Kurulu Güney Kore'nin başkenti Seul'de toplandı. ABU Genel Kurulu toplantıları ve forumlar 2 gün boyunca devam edecek. Toplantılara tam 246 yayın kuruluşu katılıyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın katıldığı genel kurul toplantıları ve forumlarda kamu yayıncılığının sürdürülebilirliği, haberin geleceği, iklim krizi ve medya konuları ele alınacak, işbirliği imkanları değerlendirilecek. ABU Genel Kurulu'nda Güney Kore, Çin ve Japonya'nın önde gelen yayın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Sobacı, TRT'nin yayıncılıkta son dönemde attığı adımları anlattı. Sobacı, TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'ye dikkat çekti. 5 farklı dilde çok farklı coğrafyalara hitap edecek şekilde bu dijital platformumuzu, uluslararası dijital platformumuzu kurmuş olduk. Türk dizileri Amerika'dan sonra dizi ihracatında 2. sırada. Türk dizileri yaklaşık 500 milyon, dünya genelinde 500 milyon izleyiciye ulaşmış vaziyette. Burada çok güçlü bir potansiyel gördük. TRT dizilerini 100'den fazla ülkeye 45 dilde satışını gerçekleştiriyoruz. Gerek satışlar, gerekse Türk dizilerinin eriştiği nokta itibariyle buradaki potansiyeli değerlendirmek adına Tabii projesini yaşama geçirdik. Genel kurulda ayrıca 2024 yılında TRT'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek 61. ABU Genel Kurulu ile ilgili tanıtım programı da düzenlendi. Genel kurulun son gününde TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı'nın da aday olduğu başkanlık seçimleri yapılacak. Seçilecek aday 3 yıl boyunca dünyanın en büyük yayın birliği ABU'nun başkanlık görevini yürütecek.